Önce şu dün de konu ettiğimiz Seda Sayan, Deniz Tuna davasına bir bakalım. Biliyorsunuz Mehmet Tuna, Seda Sayan o ünlü kulübün bulunduğu binayı satın aldıktan sonra Mehmet Tuna'yı tahliye etmişti. Bu süreç içerisinde Mehmet Tuna maalesef hayatını kaybetti. Kızı Deniz Tuna'dan da katilsin diye bir sosyal medya paylaşımı gelince ortalık karışmıştı. Bakalım o cephede yeni açıklamalar var. Neler olmuş bir izleyelim. Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın davalık olduğu kiracısı Mehmet Refik Tuna'nın geçirdiği rahatsızlık sonucu ölmesinin ardından kızı tarafından şok bir iddia ortaya atıldı. Deniz Tuna sosyal medyadan Sayan için babamın katili paylaşımını yaptı. Tuna hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Seda Sayan, sahibi olduğu mekanı Mehmet Refik Tuna'ya kiraladı. İmzalanan sözleşme devam ederken iddiaya göre Sayan, Tuna'dan mekanı boşaltmasını istedi. Mehmet Refik Tuna, Seda Sayan'ın tahliye talebini reddetti. Bunun üzerine İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Seda Sayan, tahliye davası açtı. İkili arasında tahliye davası devam ederken Mehmet Refik Tuna vefat etti. Babasının ölümünü tahliye davası sonrası geçirdiği rahatsızlığa bağlayan kızı Deniz Tuna, sosyal medya hesabından Seda Sayan'ı ima ederek babamın katili paylaşımı yaptığı iddia edildi. İstanbul Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Deniz Tuna hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararla ilgili sessizliğini koruyan Deniz Tuna'ya ablasından destek geldi. Mevda Tuna, Deniz şu an okulu için New York'ta. Babamın vefatından sonra öyle bir yazı paylaşmıştı ama bu olayda bir yakalama kararı yok. Deniz'in okul ve uçak bilgilerini ilettik yetkililere. Mayıs ayında ancak buraya gelebilir. O zaman ifade verecek. Deniz 20 yaşında bir kız. Acılarla, o psikolojiyle yazdığı bu sözler ne kadar önemlidir? Bu soruşturmadan bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum açıklamasında bulundu. Biz de konuşmaya başladık. Evet, hadi devam edelim o zaman. Aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Yani şimdi bu olay sanki şu anda gündeme gelince sanki yeni yapılmış bir şey gibi anladı birçok kişi. Bu ta işte o hastalıkların olduğu zaman ve babanın kaybedildiği zaman. Geçen sene o değil küçücük mi? Bir kızın kendince üzüntüsü ama diye algılanan vermemiş bir durum. Hayatım, evet. Şimdi biz bu sosyal medyaya... Yani bunu o zaman da değerlendirmek lazım. Bugünün olayı değil bu yani. Değil, yanlış anlaşılmasın. Tabii ki değil. Ama yani şimdi hakkında gidip ifade vermediğin zaman zaten yakalama kararı çıkıyor. Evet. Benim de başıma geldi. Seni ifadeye çağırıyorlar biliyorsun. Gidiyorsun. Gitmezsen... Bazen tebligat ulaşmıyor sana, evet, haberin ama olmuyor. Ama zaten kız Amerika'da ve evet. Abla da diğer abla da hemen sunmuş uçak biletlerine kadar. Mayıs'ta şurada geldiğinde aynen, de gelecek diye. Ama buradan bir şey çıkmaz. Hayır, hem bir şey çıkmaz hem de bak isim zikretmemiş burada. Herhangi birine dediği olabilir. Belki babasının başka birilerine de borcu vardı. Belki babasına birilerinin borcu vardı. Biz bunları biliyor muyuz? Hı hı. Orada isim zikredilmiş mi? Hayır. İsim zikredilmediği sürece nasıl oluyor kanunen sen bunu bana dedin diye gidip de başvurabiliriz. Bir bakayım öncesi, mı ben siz konuşurken acaba fotoğrafını mı paylaştı? Yani sadece kişi olarak benim olduğunu öncesi, yani arkası... Sadece yazıdan çıkmamıştır bu olay. Bir şey vardır tam detay onu bilmiyorum ama. Ha yani. Sonuçta yani Seda Sayan da bunun arkasını takip etmez. O zaman yapılmış bir şey olduğu için kendini koruma amaçlı aldırmış olabilir ama hani buradan ne hapis çıkar ne başka bir şey çıkar. Buradaki bu o zamanın üzüntüsüyle yapılmış bir şey. Seda Sayan da bunu algılayabilecek bir durumda. Yani bunu uzatacağını düşünmüyorum. Öyle mi? Ben öyle düşündüm yani şahsen. Yani, çünkü ben bilemiyorum valla. Babası daha yeni artık, ölmüş bir çocuğun feryadı bu. Evet, söylemi çok ağır. Ona hiçbir şey söylemiyorum ama yaşadığı da çok ağırdı. Şimdi işin gerçeğini dün de biraz konuştuk. Belirli bir süre Seda Sayan bir tolerans gösterdi kiranın ödenip ödenmemesi konusunda. Zaten o şartla konusunda. Evet. Daha sonra da artık kirayı öde ya da çık dedi. Şimdi bir şeyi konuşalım. Mülkün sahibi Seda Sayan'dır. Satın almıştır. İstediği tasarrufta yasalar çerçevesinde bulunmaya tabii hakkı vardır. Bunu unutmayalım bir kere. Ancak Deniz Tuna'nın da senin dediğin gibi babasını kaybetmiş bir genç kızın feryadı olarak bunun görülüp birazcık sanki ya hoşgörüyle yaklaşmak gerekir gibi düşünüyorum. Seda'nın da genç bir delikanlı oğlu var. Oğlu kim var, bilir evet. Hani böyle bir şeyler yaşandığında hepimiz o anın verdiği feveranla bir şeyler söyleyebiliriz. Tabii. Bu
buradan çok fazla bir şey çıkacağını zannetmiyorum da olay aslında şey ya. Hani bu mülkü bana al, uygun fiyata al, 5 sene bana kira verme diyen zaten Seda'ymış. Tamam. Adam da o yüzden kira ödememiş. Zaten Mehmet'in işleri bozuktu. İş iyi de gitmiyordu Şamdan da biliyorsunuz. Evet. Artık kapandı zaten onun için söylüyorum. Ama yani... Şamdan'ın kendi bireysel işletmesi, kendi işletmesiyle de alakalı sıkıntıları vardı. Şimdi vardı. Geçmişte hepimiz gittik biliyoruz oranın yapısını ve içeriğini. Olsun. Eskiden herkes yani... oradaydı ama gidilmeme sebepleri vardı. Yani insanlar artık oraya neden gitmediklerinin daha sebepleri vardı. Daha doğrusu Mehmet o kadar iyi niyetli bir insandı ki gelen geçen orayı yol geçen anı gibi kullandığı için adamcağızın o iyi niyeti de biraz onun da kurbanı oldu. Ama hani buradan bir şey çıkmaz ben zannetmiyorum. Benim duyduğum bir süre sonra artık o kadar tanış olduk insanlarla insanlar hesap ödemeden çıkıp gitmeye başladılar. Aynen öyle. Duyduğum öyle. Çünkü kendisinin de hani gece içmeyi yemeyi seven birisi olduğu için şimdi... Tabii. İşinin başındasındır, otokontrolün yerindedir. O zaman her şeye dahil olursun. Sen ne yaptın, sen ne yaptın, ben seni takip ederim. Ama onunla işletmeciler benden, ilgilenir. Onunla Mehmet ilgilenmiyordu eskiden de. Sonra bak şimdi orada her zaman bir işletmeci şimdi vardı. Hep daim olarak o oradaydı ya. Şimdi o da onun arkadaşı aynı masada oturuyor. Ama ve ilk bunu zamanlar... yaptığında diyordu o da. Ama şimdi olsun anladın o öyle mı? De yapsa iyi bir işletmeci... Olayı çok daha farklı çözüyor. Eskiden çözüyordu evet. Çünkü. Yani eskiden bu olaylar eskiden çözülüyordu. Eskiden daha başındaydı çünkü. Tabii. Daha, yani bu son benim hatırladığım, ben çok içlerindeydim. Yani eski eşini de çok iyi tanırım. Melda da benim elimde büyüdü bu arada. Yani ben olayları biraz daha farklı biliyorum ama şimdi konuşmak istemiyorum. Evet. Ya şimdi... Bir de hani şu anda hani tarafların da kendini savunamayacakları bir aynen. Ortam var ya. Çok geçmiş bir şey ya. Şimdi onu tekrar iyisiyle kötüsüyle gelip... Mehmet Tuna'yı masaya yatırmak da doğru bir şey değil. Mehmet gelip... değil. Ben Seda Sayan'ı masaya yatırmak istemediğim için konuşmak istiyorum. Gelip ifadesini verir Deniz Tuna bu davada orada kapanır diye düşünüyorum. Tabii ifade vermediği için bu böyle sürüncemede kalacak aynen. Ama Deniz Mayıs ayında Amerika'dan dönecekmiş. Ve ifadesini verecek ve bu iş bitecek gibi evet. Görünüyor.